Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 3. bölümün 3. testinin çözümünü yapacağız. İkiz kenar üçgenin pekiştiriyorum testi. Hadi çözüme başlayalım. ABC ikiz kenar üçgen denmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen olarak verilmiş. Tabi burası da nedir? 20. Öncelikle 16-20 ne üçgeni? 12-16-20'den burası da 12 oldu mu? Oldu. Sonra başka bir şey? Arkadaşlar şu x'i bulacağım. x'e karşı bir dik üçgene karşılık getirmeliyim. İkiz üçgende eşit kenara ait bir yükseklik çizilmişse ve şekilde verilen bilgiyi kullanamıyorsanız diğer eşit kenara da siz bir yükseklik çizin. Çünkü eşit kenarlara çizilen yükseklikler birbirine eşitti. Hatta kendi çapında ayıttıkları yerler falan da birbirine eşitti. Hocam çizilen bu yükseklik 16 ise burası da 16 mıdır? Evet. 16-20'den dolayı 12 zaten çizilen yüksekliklerin tepe açısına kadar olan yerleri de birbirine eşit olur da diyebilirdik. Hocam tamam 12 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Aha da burada bir Pisagor var mı? Olmaz mı be ya? Şurası kaç? 12. 12. 16. E o zaman burası da kaç çıktı arkadaşım? 12, 16, 23 üçgenden 20 çıktı. Birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. İkiz kenar üçgen var mı? Var. Tabanda mevcut mu? Mevcut. Hemen insan olan tabanına ait yüksekliği çizer mi kardeşim? Evet. Çizdik. 5, 5, 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13. Boyalı üçgenin alanı nedir diye soruyor. Bir üçgen alanı arkadaşlar taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Tabanımız 12 iken yüksekliğimizde A'dan çizilen yükseklik sadece dışarı düşmüş. Yine 12 değil mi? Evet alan o zaman neye eşit olacaktır? 12 çarpı 12 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da 144 bölü 2'den kaç yapar? 72 yapar. İkinci soru Cihan oldu. Geldik 3'e. ABC ikizkenar üçgen demiş. AB ile AC 24 demiş. Hocam şu ve şu 24. Bak x kenarda bir açı ortay çizilmiş. Ve şekil dengesizlik varsa bir de cf ile de de birbirine eşit verilmiş. Bak dengesizlik var. Şu eşitliği kullanabiliyor musun sen? Hayır. E o zaman bütün yardımcı elemanlarda biz bunu söyleyebiliriz. Kola çizilen bir yardımcı eleman diğer değil, kola çizilen diğer yardımcı elemana eşittir. Yani yükseklik çizilmişse yükseklik. Açı ortay çizilmişse açı ortay. Kenar ortay çizilmişse kenar ortay. E hocam buradan çizilen açı ortay bu. Şekilde dengesizlik var. Diğer açı ortayı da biz çizelim. Tam buraya denk gelmek zorunda. Çünkü Açı ortayın tepe açısına kadar ayırdığı yer x iken buradaki açı ortayın tepe açısına kadar ayırdığı yer x olacağından tam bu noktaya gelmek zorunda. Peki şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Bak ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı arkadaşım. Madem x kenar çıktı ve şurada da 24'leri de kullanmamız gerekiyor bizim. 24, 24. Bu da açı ortay, bu da açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. E hocam o zaman buraya ne kaldı? 24-x kaldı. 24-x kaldı buraya. 16 ise 24-x e hocam burada x kenar çıktı ya noktaysa burası da nokta oldu mu? Oldu. Aa dikkat dikkat. Şu açılara dalalım. Alfa 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 alfa. Hocam iki iç açı bir dış açı olduğundan burası da alfa olmaz mı? Olur. Yani şurada bir x kenarlık çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Şunlar birbirine eşit. Dolayısıyla 24 x x eşittir. Nedir arkadaşlar? 16 olmak zorunda. X de buradan kaç yapıyor o zaman? 8 yapıyor. Evet. Üçüncü soru böylelikle. Balıkesir oldu. Geldik dörde. İkiz üçgen AB ile AC verilmiş. Ben normalde ikizkenar ikiz olmasaydı şu kenar ortayı çizmezdim. Ama bu ikizkenarda kenarda kenar ortay özel bir durum oluşturduğu için yani yükseklik ve açı ortay olduğu için tabii ki bunu çizmek burada mantıklı arkadaşlar. E 4 kök ki falan filan Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. Arkadaşım şuraya A diyecek olursak burada ne var? Hocam dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Uygula bakayım. 4 kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı 4'ten. 32 bölü 4'ten A'yı kaç buluruz? 8 buluruz. A 8 oldu. Hocam 8 4 daha 12 burası. E ikiz kenarlıktan dolayı burası da 12 olur. Dördüncü soru böylelikle. Cihan oldu. <laughs> Geldik 5'e. ABC ikizkenar üçgen hocam şu ikisi birbirine eşit. Sonra AB ile AC birbirine eşit. Hocam 135'i kullanacağız. 135 ben nasıl kullanabilirim? 135 bu dörtgenin elemanı arkadaşlar. Dikkat ederseniz hocam şuradaki dörtgenin elemanı. E bu dörtgenin elemanıysa bütün açılar toplamı 360 değil mi? Evet hocam. E o zaman burada kaç, kaç derece kalıyor? Hocam 45 derece kaldı. Çünkü 90-90-180 bu ikisi toplamı da 180 yapması lazım. 45 oldu mu oldu. Peki sonrasında ne yapacağız? Hocam x kenarda tabandan bir nokta alıp, kollara dikmeler çizilmişse kollara çizilen dikmeler neye eşitti? Hop. Şu bir tane kola çizilen yüksekliğe eşitti. Bu ikisinin toplamı 6 kök kim yaptı? Evet. E arkadaşım şurada ne var? Bir dik üçgen oluştu. 45 90 45 üçgeni. 6 kök ise burası da 6 kök ki. Burası da 6 kök kök katı. Yani 12 olmak zorunda. Ali Bey isteniyor? Cevabımız böylelikle ne oldu? 12 oldu. 5. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 6'ya. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik. Ama nereyi iki eşit parçaya bölecek? 16'yı iki eşit parçaya bölecek arkadaşlar. 16'yı 8 8 diye iki eşit parçaya böler. O zaman burası 8 burası 8 olması için buraya 2 buraya da 3 kaldı mı kaldı. Şimdi benden AD ve AY'nin çarpımı isteniyor arkadaşlar. Hmm, ben bu çarpımı nasıl bulacağım? İlginç. 6, 10, 5, 10. Hadi bakalım. Kullanalım arkadaşlar. Bir şekilde bir şey yapalım. Bu arada burası 8 iken burası kaç? Burası 8. Bak buradaki dik üçgenden dolayı. 8 ve 10'dan dolayı. Bakın şu dik üçgene bakın. Kenarlar var elimizde. Dik üçgende. Hocam burası 8. Burası 10 burası kaç yaptı? 6 yaptı. Hocam 2, 6 ve şeyden burayı x'i buluruz. Buradaki y'yi buluruz. AD çarpı a'ya isteniyor zaten bizden. Yani x çarpı y isteniyor bizden x kare nedir arkadaşlar? x'in karesi 2'nin karesi artı 6'nın karesi kolay yoldan yapabilirdik ama neyse 36 40 kök 40 yaptı kök 40 de yani 40 yaptı arkadaşlar x de buradan kök 40 yani 2 kök 10 yapar geldik y'ye y kare de neye eşittir arkadaşlar y kare de 3'ün karesi direkt y de 3 kök 5'e eşittir arkadaşlar 1 2 kök 5 üçgenden evet bizden ne isteniyor x çarpı y isteniyor x dediğimiz 2 kök 10 çarpı y dediğimiz 3 kök 5 Buradan bu ne geldi? 2 kere 3 6 çarpı. Şu kök 2 çarpı kök 5 olduğundan kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 olduğundan bir de burada kök 2 mi kalıyor arkadaşlar? Evet. Cevabımız da böyle öyle 30 kök 2 yapar arkadaşım. Yani cevabımız böyle C ne oldu? Akçay oldu arkadaşlar. Geldik. 7'ye. Hocam dik tabanı iki eş vermiş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hemen aklına gelen başına gelsin. Hop çizdik. 5 12 ise burası kaç yaptı? 13. Hocam x kenarı ya burası. Burası da 13 oldu mu? Oldu. Bizden x isteniyor. E ne yapacağız? Hocam burada büyükte bir Pisagor bağıntısı var. Burası 12, burası 18. Hocam 12 dediğimiz 6'nın 2 katı, burası da 6'nın 3 katı. E o zaman burası da 6'nın karekök içinde 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 6 kök 13 mü gelir? Evet. Burası 6 kök 13 ise 3 kök 13, 3 kök 13 oldu buraları. Ve artık Pisagor 13'ün karesi neye eşittir? X'in karesi artı 3 kök 13'ün karesi olduğundan dolayı 169 eksi hocam bu 13 çarpı 9 13 ile 9'u çarptığın zaman 3 kere 9 27 9 117 mi yaptı? Evet bu x kareye eşit oldu. E buradan 169'dan 117 çıkınca 2 burası 5 burası 52 x kare 52 e buradan da x ne geldi arkadaşlar? Kök 52'ye eşit oldu. Kök 52 dediğimiz nedir? 4 çarpı 13 olduğundan dolayı x de buradan 2 kök 13 yapar mı? Yapar. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 13 yani e dremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam x kenarlık var. Burada da x kenarlık var. Bir yerden başlayalım arkadaşlar. x ile y arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şuraya bir alfa dersem. 2 iç açı, e, öncelikle x kenardan dolayı burası da alfa mı? Alfa. 2 iç açı bir dış açıdan alfa artı 36 yaptı. Hocam burası da alfa artı 36 oldu mu? Oldu. Dikkat edin alfa alfa artı 36 alfa artı 36 yani 1 2 3 alfa artı 72 mi? Evet 3 alfa artı 72 eşittir 180 olduğundan 3 alfa 108'den 3 alfa eşittir 108'den alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 36 buluruz. Yaz yerine 36'yı. Hocam burası 36 burası 72 burası da 72 36 burası da 36 olduğundan a x kenar çıktı x'e burası da x mi oldu? Evet Sonra buraya ne kaldı? Y eksi x kaldı. Çünkü tamamı y olduğundan. E hocam bunlar da birbirine eşit. Burası da y eksi x. Bizden ne isteniyor? Yukarıdaki abc üçgenin çevresi x ve y türünden değeri nedir diye soruluyor. Tamam çevresi soruluyor. Arkadaşlar y eksi x bir kenar. abc üçgeninde. Diğer kenar da y eksi x. Diğer kenar ne? Y. Çevresi kaç yaptı? 3 y eksi 2 x mi yaptı? Aynen öyle. Dolayısıyla 8. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 9'a. Hem açı ortayın yükseklik aynı anda verilmiş. Aklına ne geldi? Evet aklına gelsin. Bak ben de soruları ilk defa görüyorum. Hem açı orta hem yükseklik olduğu için aklımıza x kenar geldi. Yüksekliğin kollarında böyle x kenar yüksekliğin kollarında olacak. O zaman x kenara hop şöyle tamamlayabiliriz. Hocam x kenar yaptık mı yaptık? Şöyle bir x kenar yaptık. Bu arada 30 90 ise burası 60 burası da 60 burası da 30 oldu mu? Oldu. 30'un karşısı 4 kökki ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 8 kökki yapacaktır. Burası 8 kökki oldu. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Adam bunu boşu boşuna paralel vermemiştir. Bu arada bu x kenar çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil mi? E hem kenar ortay şunlar eşit hem de paralellik var. İki kök 2 kökkiye yoğunlaştığınız zaman neyi fark ettiniz? Hocam şuradaki üçgende bir orta taban var değil mi arkadaşlar? Evet iki kök 2 kökkiyken burası da 4 kökki yapar x de 8 kök 2 ile 4 kök 2'nin toplamı 12 kök 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 10. soruya. 8 8 ve 15 verilmiş. Bu da bir ikiz kenar verilmiş. Arkadaşlar ikiz kenar var. Tabanla mevcut. İnsan olan ne yapar? Hemen tabana ait yüksekliği çizer. Çizdik yüksekliği. Ne oldu burası? 4 4. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Ve şu dik kenara bakalım bakalım. Hocam burası 12 15. Ne üçgeni? 9 12 15. E burada da bir dik üçgen var mı? Var. Yani x'in karesi 4'ün karesi artı 9'un karesine eşit olacak. Evet. 4, 16 artı 9 kaç? Ay, pardon. 16 artı 81 yaptı. O da 97 yaptı. Yani x de buradan kök 97'ye eşit oldu arkadaşlar. Onun sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 11. soruya. Bir katlama var. Katlama olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Bu arada AB ile AC'yi birbirine eşitlemiş. Hocam şu parçayla şu AB ile AC birbirine eşitlemiş. Başka BC'yi 60 demiş. BC uzunluğu da burası da 60. Tamam. ABC ikizkenar üçgen C köşesi KL boyunca AB üzerindeki C üstü noktasına gelecek şekilde katlanıyor. LC üstüyle yani şu parçayla Neresi? AL birbirine eşit verilmiş. Tamam. AB ile de AC'nin birbirine eşitliğini de kullanacağız burada. Bu katlama oluşmuş ya bu katlamaya da dikkat edeceğiz. Bir de BC üstünü kaç vermiş bize? 36 olarak vermiş. Şimdi gençler ne yapabiliriz burada? Hocam şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Hocam burası da birbirine eşit olmak zorunda. Hatta şu parçada da şu parça eşit olacak. Ama ben şuraya şimdi. Güzel bir şey buldum burada. Ne var burada? Muhteşem şu var mı? Var. E muhteşem şu olduğundan dolayı. Hop şunu şöyle çizersem. Burası 90 derece oldu mu arkadaşım? Oldu. Hatta burası da 90 derece oldu. Hocam burada üst üste binen kenarlar. Burada da birbirine eşit. Aa burada da 90 eşit eşitken. Muhteşem üstten dolayı burası da eşit oldu mu? Oldu. Bu arada Şunun tamamı 60. Burası 36. Bu 12'nin 5 katı. Bu 12'nin 3 katı. Burası da 12'nin 4 katından dolayı kaç yapacaktır? 48 yapacaktır. Evet. Burayı 48 bulduk arkadaşlar. Şurayı 48 bulduk. Sonra bu ikiz kenarlığı kullanmam lazım benim. Hocam şuraya A dersem. A artı 36 ise burası da A artı 36 mı yaptı? Evet. A artı 36'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 48'in karesi diyeceğiz. İşlem 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 yapacağız. Valla burada 48'e göre bir düşünelim isterseniz. Burası 12'nin 4 katı. Acaba 5 12 13 üçgeni mi? Direkt o geldi aklıma. Ee, özel üçgen deyince. Burası 5'in 5 12 13'ün kaç katı dedik arkadaşlar? 4 katı. Şurası 5'in 4 katıysa yani 20 dediğimizde 5'in 4 katı. Burası 12'nin 4 katı. Burası da acaba 13'ün 4 katı mı yapıyor. Yani 52 mi yapıyor? Bu a yerine 20 yazdığımızda 5, 12, 13'ün katı yapmadı arkadaşlar. Bir de 48, 24'ün katı ya. Acaba 7, 24, 25 üçgeni mi? 48, 24'ün iki katı olduğu için hocam burası 24'ün iki katıysa burası da 7'nin mi iki katı acaba? E bunun yerine 14 koyduğumuzda 14 koyduğumuzda burası da kaç yapıyor? 50 yapıyor değil mi? Evet. Bu da 25'in iki katı mı oldu arkadaşlar? Aynen öyle. Yani şuradaki uzunluğu kaç bulduk arkadaşlar? 50 olarak bulduk. Bu da 25'in 2 katı oldu. Hissederek yaptım. A'yı kaç buldum böylelikle? A'yı 7'nin 2 katı yani 14 olarak bulduk. Bunu açarak da bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bizden AB, KL dörtgenin çevresi isteniyor. Arkadaşlar bunu tamamı atmıştı. Yani burası 30. Şimdi A, B. Şu uzunluk belli. KL Bunlar da belli mi? Belli arkadaşlar. Bu arada şuradaki uzunluk ne? Şu uzunluğa bakacak olursanız arkadaşlar. Şuradaki uzunluk da KL uzunluğu da Şurayı yazayım isterseniz. KL uzunluğu da hocam şunlar eşit bunlar eşit olduğundan dolayı ort taban oldu. Bunun tamamı kaç yaptı? 50 değil mi burası? 50 ise burası ne yaptı? 25 yaptı. Evet ABKL dörtgenin çevresine bakıyoruz. Yani şurası kaç? 50 artı 30. Yaz kardeşim 50 artı 30 artı. Şurası kaçtı? KL uzunluğu 25 artı. Şurası da 50'nin yarısı 25 değil mi arkadaşım? Aynen öyle. 25 artı 25'ten cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 130 çıktı. Yani 11. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 12. soruya. Hocam x kenarlıklar var. E, tabanına, tabanlar olduğu için tabanına ait yüksekliği çizebilirim. Çizdiğin yüksekliğe çizdiğin yüksekliğe x kenar. E hocam yüksekliği çizince burası 16 16 oldu. 12 16 20'den 12 yaptı burası. Çizdiğin yüksekliği hocam burası 4 4. E, 45 90 ise burası da 45. Hatta 45 ise kenarlıktan burası da 45. Sonra ne çıktı burası? Burası da 4 mi çıktı? Evet. E sonra ne yapacağız? Bizden x isteniyor. x'e ait dik üçgen getirmem lazım. Hocam bak burada bir şey var. Dik yamuk yamukvari bir şey var. Dik dörtgen oluşturmak en güzel etki ya şeylerden biri değil miydi? İçeriden çizsem kafa karışacak biraz. Hani böyle çizsem e, kafa karışacak. Bu dik dörtgeni bu sefer dışarıda oluşturayım arkadaşlar. Fark eder mi? Fark etmez. E Burası 20 iken burası da 20. E Hocam burası 12 iken şurası da 12. 12'si bu tamamı buraya 4 kaldıysa burası 4 ise buraya kaç kaldı? 8 kaldı. E artık burada bir pisagor bağıntısı yapılır. Hocam x'in karesi eşittir 20'nin karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle x'i bulabiliriz. Ama ben x'i bulurken yine kısa yolu uygulayacağım. Ortak çarpan 4. 4 çarpı 2. Burası 4 çarpı 5. Burası da 4 çarpı kare içinde 2'nin karesi artı 5'in karesidir. Yani 4 kök 29 diye buluruz. Diğer türlü bunu bir de kök dışına çıkarmayla uğraşacaksın. Kim uğraşacak kardeşim sen artık işi öğrendin değil mi? Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. Üçüncü testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.